Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 7 Ekim 2019 Pazartesi. Dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Artık söz bitti. Belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakın demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte o süreç başladı. Açıklama Washington'dan geldi. Türkiye kısa süre içinde Kuzey Suriye'ye operasyon yapacak. Peki Beyaz Saray bu açıklamayı neden yaptı? Şimdi dün akşama gideceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'la görüştü. Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha aktardı. İşte ardından Beyaz Saray'dan bu açıklama geldi. Türkiye yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri bu operasyona dahil olmayacak denildi. Sabah saatlerinden itibaren de askerlerini bölgeden çekmeye başladı ABD. Sıcak noktalarda muhabir arkadaşlarımız bekliyor. Bülent Çulcuoğlu ve Ramazan Düzgün Suriye sınırında gelişmeleri takip ediyor. Ayrıntıları onlardan alacağız. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında terör örgütü PKK-YPG'ye karşı mücadele eden Özgür Suriye Ordusu Fırat'ın doğusuna yapılacak. Operasyon içinde hazırlıklarını tamamladı. Ayrıntıları birazdan aktaracağız. İran'dan Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna askeri operasyona destek geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, operasyona ilişkin Türkiye'nin güvenliği mutlaka sağlanmalıdır dedi. Ayrıntıları aktaracağız. Rusya'da güvenli bölge konusunda Türkiye'ye desteğini defalarca açıklamıştı. Peki son gelişmeler Moskova'da nasıl yankılandı? TRT temsilcisi Eşref Yalınkılıçlı'ya soracağız bunu da. Irak'ta günlerdir süren hükümet karşıtı protestoların ardından Bağdat valisi görevden alındı. Ülkede 1 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısı 100'ü geçti. Son durumu bölgeden TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan aktaracak. Avrasya gündemi oldukça yoğun bugün. Gelin haber turuyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca iki lider Kasım ayı içerisinde Washington'da bir araya gelme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinden sonra Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Türkiye yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak açıklaması yapıldı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında terör örgütü PKK-YPG'ye karşı mücadele eden Özgür Suriye Ordusu, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon içinde hazırlıklarını tamamladı. ÖSO'ya bağlı Hamza Tümeni ile Süleyman Şah grupları Afrin'de geniş kapsamlı bir tatbikat yaptı. ABD Başkanı Trump hakkındaki aziz soruşturması derinleşiyor. İkinci muhbir de soruşturmaya katıldı. Bu arada Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı ile telefon görüşmesini Enerji Bakanı'nın talebiyle yaptığını söylediği belirtiliyor. Öte yandan ABD Başkanı Trump hakkında aziz soruşturması başlatanları vatana ihanetle suçladı. Yavuz sondaj gemisi bugün 7. parselde sondaja yeniden başlıyor. Yavuz sondaj faaliyetlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından verilen ruhsat sahasında sürdürecek. Irak'ta günlerdir süren hükümet karşıtı protestoların ardından Bağdat valisi Felah el-Cezayir'i görevden alındı. Ülkede 1 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısı 100'ü geçti. Yaklaşık 4000 kişi de yaralandı. Kabineyi olağanüstü toplayan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi bir dizi reform sözü verdi. Kiev Moskova hattında tansiyon yeniden yükselmeye başladı. Ukrayna'nın doğusunda olası bir seçim ihtimaline Ukraynalılar sert tepki gösterdi. Başta Kiev olmak üzere birçok kente gösteriler düzenlendi. ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle bir ülke daha İran'la çalışmayı bıraktı. Çin Devlet Petrol Şirketi 5 milyar dolarlık doğalgaz anlaşmasından çekildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Salfit kentine baskın düzenledi. Fanatik Yahudiler Filistinlilere ait araçlara zarar verdi. Evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı. Tunus, Kosova ve Portekiz'de halk sandık başına gitti. Sandık çıkış anketlerine göre Tunus'ta Nahda Hareketi %17,5 oy oranıyla seçimin galibi oldu. Portekiz'de ise Sosyalist Parti zaferini ilan etti.
Hong Kong'da göstericilere getirilen maske takma yasağı işe yaramadı. Göstericiler maskeleriyle yine sokaklara döküldü. Yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle çok sayıda gösterici tutuklandı. Libya'da Hafter güçlerinin işlediği ihlallere karşı bir çağrı geldi. İhlallerin belgelenmesi için ülkeye uluslararası soruşturma misyonu gönderilmesi talep edildi. Barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakın. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı artık an meselesi sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam ABD Başkanı Trump'la görüştü. Bu görüşmeden sonra ABD askerleri bölgeden çekilmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harekat konusunda Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha vurguladı. Terör örgütlerinin tehditlerini kabullenmemiz asla mümkün değil dedi. Baş döndürücü gelişmeler yaşandı dün geceden itibaren. Şimdi dün akşam saatlerine dönelim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca iki lider Kasım ayı içerisinde Washington'da bir araya gelme kararı aldı. Şimdi o görüşmeye ilişkin detaylara bakalım. Trump bizim dediğimiz noktaya geldi ve ardından da Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi. Ama gündeme getirmeye rağmen Sayın Trump'ın yanındakiler bu talimata hala uymuş değiller. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampının kapanışında bu konuşmayı yaptı. Bu konuşmadan saatler sonra da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Gündemde Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge konusu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Suriye'de DAEŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduğunu, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri askeri ve güvenlik bürokrasisinin iki ülke arasında sağlanan mutabakatın gereklerini yerine getirmemesinden duyulan rahatsızlığı da dile getirdi. Telefon görüşmesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Amerika Birleşik Devletleri'ne davet etti. İki lider önümüzdeki ay Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bu görüşme öncesinde hafta sonu Kızılcahamam'da çok net mesajlar vermişti. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne artık söz bitti. Belki bugün, belki bugünden yarından da yakın demişti harekat için. Hemen ardından işte bu telefon görüşmesi gerçekleşti. O konuşmasında, Kızılcahamam'daki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında suçlamıştı. Türkiye'yi oyaladığı noktasında hava devriyeleri, kara devriyeleri hepsi hikaye demişti. İşte bu atmosferde gerçekleşti o görüşme. O görüşmenin hemen ardından da Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Türkiye yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak açıklaması yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası gözler Suriye sınırına çevrilirken Washington cephesinden bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine dikkat çekildi. Türkiye'nin yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenleyeceği duyuruldu. Düzenlenecek operasyona destek verilmeyeceği ya da dahil olunmayacağı belirtilirken, DHNN ABD kuvvetlerinin artık doğrudan bu bölgelerde olmayacağı vurgulandı. ABD hükümetinin Suriye'de tutuklanan DAEŞ mensubu vatandaşlarını geri almaları için Fransa, Almanya ve diğer AB ülkelerine baskı yaptığına ancak bu ülkelerin bu teröristleri almak istemediği belirtildi. ABD'nin bu kişileri yıllarca elinde tutmayacağı kaydedildi. Bundan böyle son iki yıldır bölgede yakalanan DAEŞ'lılardan Türkiye sorumlu olacak denildi.
Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından somut adımlar da gelmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği operasyon öncesi askerlerini bölgeden çekmeye başladı. Amerikalı yetkililer PKK-YPG terör örgütünü Suriye'de Türkiye'nin operasyonlarına karşı korumayacaklarını da açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Suriye'nin kuzeyinden çekiliyor. Tel Abyad ve Resulayn'daki Amerikan ordusuna ait iki gözlem kulesi boşaltıldı. Diğer gözlem noktalarının şimdilik pozisyonlarını koruduğu belirtildi. Amerikalı yetkililer PKK-YPG unsurlarını Türkiye'ye karşı korumayacaklarını da dile getirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Amerikan askerlerinin operasyon bölgesinden çekileceği belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da buna ilişkin bir açıklama var. Trump'la yaptığı görüşme sonrasında ABD askerlerinin bölgeden çekilmeye başladığını açıkladı. Fırat'ın doğusuna harekat konusunda Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha vurguladı Erdoğan. Sırbistan hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda soruları yanıtladı. Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette ve şu anda buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyorlar, yürütecekler. Sayın Başkan Trump bu konuyla ilgili talimatını vermişti ve çekilmeyi emretmişti. Fakat bu biraz gecikti. Gecikmeye rağmen bu arada gerek Amerikalı heyet gerekse bizim heyetimiz bölgede görüşmelerini hep yaptılar, yapıyorlardı. Şimdi bu dün akşamki görüşmeden sonra da yine bu görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Hep söylediğimiz söz bir gece ansızın gelebiliriz demiştik. Ve bu kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Çünkü terör örgütlerinin ülkemize yönelik bu tehditlerini daha fazla kabul etmemiz, kabullenmemiz asla mümkün değil. Tabii bu rakamlar arkadaşlar biraz abartılı rakamlar. Yani şu anda orada cezaevlerinde olan bazı rakamlar var. Ne gibi bir adım atalım ki şu anda cezaevinde veya cezaevlerinde bulunan bu DEAŞ'ları buralardan süratle derdest edelim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da açıklamalar var. Çavuşoğlu Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini vurguladı. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkçe ve İngilizce olarak Suriye konusunda paylaşımlarda bulundu. Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğini belirtti. Çavuşoğlu, Suriye'ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da açıklama var. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur dedi. Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. İbrahim Kalın, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı olduğunu kaydetti. Bunlardan ilkinin terör unsurlarını temizleyerek sınırları güvence altına almak, diğerinin de mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak olduğunu ifade etti İbrahim Kalın. Türkiye güçlüdür ve kararlıdır ifadesini kullandı. Sevgili seyirciler, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için geri sayım sürüyor. An meselesi dedik. Amerika Birleşik Devletleri askerlerini bölgeden çekiyor. Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış bir güvenli bölge için Türkiye'nin bütün planları hazır. Peki güvenli bölge nasıl oluşturulacak? Bölgeye neler yapılacak? İşte Türkiye'nin Suriye'deki güvenli bölge planı. Niyetimiz ilk etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek uluslararası toplumun burada 2 milyon Suriyelinin iskanını sağlamaktır. Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış bir güvenli bölge. Ankara için neden gerekli, plan nasıl uygulanacak? Elinde haritayla kürsüye çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriye'de güvenli bölge planını anlattı. Barış koridorunun ayrıntılarını harita üzerinden gösterdi. Bu bölgenin derinliğini Deir-i Zor, Rakka hattına kadar indirebilirsek, ülkemizden
Avrupa'dan ve dünyanın diğer bölgelerinden kendi topraklarına geri dönecek Suriyeli sayısını 3 milyona kadar çıkartabiliriz. Peki o bölge tesis edilirse sığınmacılar Suriye'ye nasıl geri dönecek, nasıl iskan edilecekler? Plana göre Suriye'nin kuzeyinde Ayn el-Arab olarak bilinen Kobani'den Derik'e kadar olan bölgeye 1 milyon kişi yerleştirilecek. Burada öncelikle 10 bölge ve 140 köy kurulacak. Köy merkezleriyle 20 köyü kapsayacak. Bölgelerde 30'ar bin, köylerde ise 5'er bin kişi iskan edilecek. El ele vermek suretiyle bu güvenli bölgede bu mültecileri çadır kentlerden çıkartıp buraya yerleştirebiliriz. Ayn el-Arab'dan Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'a kadar olan bölgede bir bölge, 7 köy kurulacak. Burada 65 bin kişi yaşayacak. Tel Abyad'la Rasul Ayn arasında 3 bölge ve 63 köy oluşturularak 405 bin kişi yerleştirilecek. Rasul Ayn'dan Derik'e kadarsa 6 bölge, 70 köy kurulacak ve 530 bin kişinin iskanı sağlanacak. Plan için ihtiyaç duyulan arazi 9260 hektar. Mevcut arazi ise 16191 hektar. Kararlı olduğumuz bu konuda Türkiye olarak gerekli hazırlıkları yapmaya başladık. Şimdi sınır hattına gidelim. Muhabir arkadaşımız Bülent Çulcuoğlu, Türkiye-Suriye sınırında Şanlıurfa Akçakale'de bizi bekliyor. Günlerden beri gelişmeleri yakından Suriye sınırından takip ediyorsun Bülent Çulcuoğlu. Dün akşamki görüşme son derece önemliydi. Hemen ardından da ABD askerlerinin o bölgeden çekilmeye başladığını duyduk. Ayrıntılar sende. Bundan sonrası için neler söylenebilir? Coşkun Özen, evet, Amerika Birleşik Devletleri askerleri Tel Abyad ve Rasul Ayn'daki üst bölgelerinden çekilmeye başlamıştı sabah saatlerinde. Aslında yerel kaynakların şu anda aktardığı bilgi, hem Tel Abyad hem de Rasul Ayn'dan aldığımız bilgi, Amerika'nın askerleri Tel Abyad ve Rasul Ayn'ı tamamen boşaltmış durumda. Üst bölgesini tamamen boşaltmış durumda. Artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon alanından tamamen Amerikan askerlerinin çekilmesi bekleniyor. Şimdi kameraman arkadaşım Bülent, senin hemen terör örgütünün 5 yıldır işgal ettiği ve Amerika'nın teröristleri himaye ettiği Tel Abyad ilçesini göstersin. Terör örgütü YPG, PKK'nın işgal ettiği bu bölgelerde Türkiye sınırına yakın çok sayıda sözde karakol, sözde karargahlar var. Aslında sabah saatlerinde yaşanan sıcak gelişmenin ardından, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmeye başlamasının ardından teröristlerin artık o sözde karakol ve sözde karargahların üzerinde olmadığı görülüyor. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon için artık bütün hazırlıklarını tamamladı. Fırtına obüsleri ve tankların sevkiyatı tamamlandı. Şu anda namlular Fırat'ın doğusuna çevrilmiş durumda. Bunun yanı sıra deneyimli komando birliklerimiz de bölgeye sevk edilmiş durumda. Öncelikli olarak tabii ki operasyonun yapılacağı noktaların başında Tel Abyad ilçesi geliyor. Çünkü şu anda Tel Abyad ve Rasul Ayn'ın karşısındaki noktalar ağırlıklı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından güçlendiriliyor. Yoğun sevkiyat şu anda o noktada, yani 115 kilometrelik sınır hattında büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle operasyonun başlama noktası Tel Abyad ilçesi olacak. Ki Tel Abyad'da nüfusunun %80'i Araplardan oluşuyordu. Ancak yoğun şekilde maalesef terör örgütünün baskısından dolayı işte bu bölgeler Araplar tarafından terk edilmek zorunda kaldı. Ancak kısa süre içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri bu noktaları özgürleştirdikten sonra on binlerce Arap ve Türkmen yeniden evlerine kavuşmuş olacak, topraklarına yeniden kavuşmuş olacak ve Fırat'ın doğusu gerçek sahiplerine teslim edilmiş olacak. Evet, Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin artık kısa süre içerisinde bölgeyi, yani operasyon bölgesini terk etmesi bekleniyor. Amerika'nın Fırat'ın doğusunda 18 üst bölgesi bulunuyor ve 2200 askeri var. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şu anda Suriye derinliğinde, yani 30 kilometre alanda yapacağı operasyon bölgesinde Amerika'nın yaklaşık 12 üst bölgesi bulunuyor ve 1200 askeri vardı. Bu askerlerin de Rakka'ya doğru kısa süre içerisinde çekilmesi bekleniyor. Şu anda ilk etapta çekilme olan nokta hem Tel Abyad hem de Rasul Ayn'daki iki üst bölgesinde Amerikan askerleri çekiliyor ki burada hem Tel Abyad hem de Rasul Ayn'da Amerika'nın yaklaşık 250 askerinin olduğu bilgisi
bulunuyor. Evet, işte ekranlara gelen nokta Tel Abyad ilçesi. Aslında 150 bin nüfusa sahip olan bu ilçenin çoğunluğu şu anda boşaltılmış durumda Araplar tarafından. Terör örgütünün 5 yıl önce baskısından kaçan ailelerin de gözü, artık on binlerce sivilin gözü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapacağı bu operasyona çevrilmiş durumda. Evet, kısa süre içerisinde operasyonun başlaması bekleniyor, ancak operasyonun tarihi konusunda tabii ki merak konusu. Operasyon ne zaman başlayacak? Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin operasyon bölgesinden kısa süre içerisinde çekilmesinin tamamlanmasının ardından bu operasyonun başlayacağı bilgisi var. Zira Amerikan askerlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon başlatırken o alanda olması istenmiyor. Herhangi bir dost ateşine Amerikan askerlerinin maruz kalabileceği riski var çünkü. Onun için Amerikan askerlerinin tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon alanından çekilmesi, yani 30 kilometrelik alandan daha da ileriye çıkmasının ardından ve Rakka'ya çekilmesi ardından bu operasyonun başlaması bekleniyor. Ancak daha erken de operasyonun yapılma ihtimali var mı? Evet, var. O da sahadaki gelişmelere göre değişebilir. Ancak Türkiye'nin amacı, hedefi Amerikan askerlerinin tamamen bölgeden çekilmesinin ardından bu büyük operasyonu başlatmak. 460 kilometreden 30 kilometre derinliği bir terör örgütünden, YPG, PKK'dan temizlemek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedefi ve artık eller tetikte. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin namluları Fırat'ın doğusuna çevrilmiş durumda. Coşkun Özen. Bülent Çulcuoğlu'ndan aldık sınırdan son bilgileri. Eller tetikte dedi Bülent Çulcuoğlu. ABD askerlerinin bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Ardından operasyonun başlaması ise an meselesi olacak. Sevgili seyirciler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında terör örgütü PKK-YPG'ye karşı mücadele eden Özgür Suriye ordusu Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon için hazırlıklarını tamamladı. ÖSO'ya bağlı Hamza Tümeni ile Süleyman Şah grupları Afrin'de geniş kapsamlı bir tatbikat yaptı. Saldırı öncesi hazırlık, makineli silah kullanımı, yakın dövüş teknikleri, hepsi Fırat'ın doğusunu terörden arındırmak için. Özgür Suriye ordusuna bağlı Hamza Tümeni ile Süleyman Şah grupları Fırat'ın doğusuna yapılacak harekat öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Zeytin Dalı harekatıyla terör örgütü PKK-YPG'den temizlenen Afrin ilçesindeki tatbikata 2000 ÖSO mensubu katıldı. Geniş kapsamlı tatbikatta askerlere harekat sırasında karşılaşacakları arazi şartlarındaki savaş taktikleri anlatıldı. Terör örgütü DEAŞ'a karşı 2015'te kurulan Hamza Tümeni, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatında ÖSO çatısı altında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek vermişti. 6500 kişilik Hamza Tümeni, Arap, Türkmen ve Kürt askerlerden oluşuyor. İran'dan Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna askeri operasyonla destek geldi. Sevgili seyirciler, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, operasyona ilişkin Türkiye'nin güvenliği mutlaka sağlanmalıdır dedi. İran Meclisi'nde konuşan Cevat Zarif, terör örgütü PKK-YPG'yi işaret ederek, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Kürtlerinden oluşan bir grubu emelleri için kullanmak istediğini söyledi. Türkiye'nin güvenliği mutlaka sağlanmalıdır dedi. ABD'nin bir piyade alayı oluşturmayı hedeflediğini belirten Zarif, hiç kimsenin kendi topraklarının başkalarına saldırı için kullanılmasına izin vermemesi gerektiğini ifade etti. Şimdi bir kez daha sınır hattına gidelim. Bu kez başka bir sıcak noktadayız. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bizi bekliyor muhabir arkadaşımız Ramazan Düzgün. Dün geceden bu yana oldukça baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Erdoğan Trump görüştü. Hemen ardından bölgedeki ABD askerleri çekilmeye başladı. Artık harekat için an meselesi diyebiliriz. Senin gözlemlerin nedir sınırda? Birliklerimizin durumu, hazırlıkları hangi aşamada? Türkiye Fırat'ın doğusuna yönelik bir operasyon için artık hazırlıklarını tamamlama aşamasına geldi. Beyaz Saray'dan gelen açıklamanın ardından Erdoğan-Trump görüşmesiyle birlikte tansiyon bölgede bir kez daha yükselirken tüm dikkatler artık sınır hattına çevrilmiş durumda. Şu anda Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeyiz ve bulunduğumuz nokta Tel Abyad'la birlikte aslında son birkaç saatin en kritik noktalarından biri. Çünkü daha erken saatlerde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait askeri unsurların Tel Abyad ve şu anda gördüğünüz Rasulayn'daki gözlem noktalarını terk ettiği, boşalttığı yönünde bilgiler gelmişti. Biz bunları teyit etmek için çaba sarf ederken sonrasında artık bilgiler netleşmeye başladı ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla birlikte artık
Amerikan askerlerinin bölgeden ayrıldığını ve terör örgütü unsurlarının burada tek başına kaldığı yönünde bilgiler de netleşmiş oldu. Bu bölge neden önemli? Çünkü Türkiye'nin sınırında, Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan bir bölge ve yerleşim alanlarına oldukça yakın. İşte bu bölgede hazırlıklar bir yandan sürerken diğer yandan da aslında dün öğle saatlerinde, yani bugün Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin bölgeyi terk etmesinden önce bir hareketlilik, bir zırhlı araç hareketliliği söz konusuydu burada. Birkaç zırhlı aracın şu anda gördüğünüz Rasul Ayn bölgesinin yaklaşık 3 kilometre batısında yer alan Tel Halaf sokaklarında bir devriye yaptığına şahitlik ettik. Hatta bu devriyeye bazı motosikletli kişilerin de kılavuzluk ettiğini görmek mümkün. Bununla birlikte özellikle Mezarlık Tepesi denilen bir bölge ve ona benzer diğer ağaçlık alanların arkasında terör örgütünün sözde karargahlarının bulunduğu, yani terör örgütü unsurlarının burada varlığını sürdürmeye devam ettiğine şahitlik ettik. Tabii bölgede terk edilen evler de terör örgütü unsurları tarafından işgal edilmiş durumda. Onlar da bazı silah yuvaları kurup sözde mevziler kurarak namlularını Türkiye'ye çevirmiş vaziyette. Ancak kendilerini gizlemeye çalıştıkları da dikkat çeken bir başka unsur, evlerin teraslarında, balkonlarında teröristlerin bezlerle, battaniyelerle, çarşaflarla silah yuvalarını, keskin nişancı yuvalarını gizlemeye çalıştıklarını gördük. Bununla birlikte açık alanlardaki mevziler de dikkat çekiyor. Uzun bir hat üzerinde zaman zaman irili ufaklı terör, sözde terör mevzilerinin bulunduğunu da buradan görmek mümkün. Yani Türkiye'nin oldukça önemli üzerinde durduğu güvenli bölge konusu işte bu noktada bir kez daha ön plana çıkıyor. Türkiye-Suriye sınırının yaklaşık 30 kilometre güneyinde, yani Suriye tarafına doğru 30 kilometre derinlikte bir güvenli bölgenin aslında Türkiye'nin güvenliği, sınır güvenliği için ne kadar önemli olduğunu buradaki sözde terör mevzilerini gördüğümüzde çok daha net anlıyoruz. Çünkü buradaki terör unsurları Türkiye sınırı için, Türkiye'ye yakın yerleşim bölgeleri için, Ceylanpınar gibi sınırda kurulu yerleşim bölgeleri için oldukça önemli. İşte bu yüzden Türkiye bu kararlı tavrını sürdürmeye devam ediyor. Bölgeye sevkiyatlar zaman zaman devam ediyor. Ceylanpınar bölgesi de bu bölgelerden biri, ancak diğer bölgelere nazaran biraz daha az hareketli diyebiliriz Ceylanpınar. Çünkü bu bölge Fırat'ın doğusuna yapılacak bir operasyon ilgili hazırlıklar başladığı andan itibaren hazırlıklarını tamamladı. Zaman zaman ufak tefek sevkiyatlar yapılıyor, takviyeler yapılıyor. Onun dışında artık buradaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tamamen hazır. Operasyonla ilgili gelebilecek bir emirle birlikte artık tam teçhizatlı, hazır vaziyette Mehmetçikler, hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait araçlar, zırhlı araçlar burada hazır bir vaziyette gelecek emri bekliyor. Evet, sınır hattındaki son durumu Ramazan Düzgün Şanlıurfa Ceylanpınar'dan aktardı sevgili seyirciler. Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği başkentlerden birine şimdi Moskova'ya gideceğiz. Rusya da yakından takip ediyor bölgedeki gelişmeleri. Türkiye'ye desteğini defalarca geçtiğimiz hafta açıklamıştı en yetkili ağızlardan. Şimdi dönelim Eşref Yalınkılıçlı karşımızda, onunla konuşacağız. Eşref, aslında Türkiye bu süreci hem sahada hem de masada oldukça başarıyla yönetti diyebilir miyiz? Bu soruyla başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası kamuoyuna aslında o bölgede güvenli bölgenin neden gerekli olduğunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı o konuşmada çok net bir şekilde ifade etmişti. Amerika durumu anlamakta zorlanıyordu ama son gelişmeler gösteriyor ki Amerika da Türkiye'nin istediği noktaya gelmiş durumda. Rusya'nın Türkiye'ye desteğini açıklaması, İran'dan gelen destek, Avrupa Birliği'nden gelen destek, Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlama noktasında, meşru haklarını koruma noktasında haklı olduğunu ifade eden açıklamalar karşılığını bulmuş gözüküyor. Rusya'da bu gelişmelerin yansımaları nasıl oldu, sana soralım. Evet Coşkun Özen, az önce Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü, Rus basında bir açıklama yaptı ve bu konuda herhangi bir gelişme olup olmadığını cevapladı ve Dmitri Peskov'un yaptığı açıklamaya göre Başkan Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz askeri bir operasyonun planını tartışmadı. Ancak Dmitri Peskov'un belirttiğine göre hem istihbarat kurumları hem de askeri kurumları dirsek temasını devam ettiriyor ve bir şekilde sürekli iletişim halindeler diye konuştu Dmitri Peskov. Rusya tabii ki destek veriyor ama bir taraftan da tabii ki şerhlerini de koyuyor aslına bakarsanız Rusya Fırat'ın doğusu konusunda. Rusya'nın burada da en fazla rahatsız olduğu konu tabii ki Amerika'nın Fırat'ın doğusundaki rahatsızlığıydı. Bir şekilde Türkiye üzerinden Amerika'nın o bölgedeki gücünü Rusya kırmak istiyor. Bunu zaten saklamıyorlar. Dolayısıyla Rusya bu anlamda operasyona destek veriyor. Şöyle ki geçen hafta hatırlarsanız Sergey Lavrov, Türkiye'nin çekincelerini anlıyoruz. Türkiye'nin tabii ki sınırında
terörist olması, Türkiye'yi tehdit etmesi bu kabul edilebilir bir şey değil. Biz bunu zaten defalarca konuştuk ve Türkiye'nin çekincelerini anlıyoruz diye konuşmuştu. Türkiye'nin operasyon hakkını saklı tuttuğunu, Amerika'ya bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sabrının sonsuz olmadığını söylediğini ifade etmişti Sergey Lavrov. Dolayısıyla Rus tarafı Türkiye'yi anlıyoruz. Türkiye'nin operasyon yapma hakkına saygı duyuyoruz. Ancak şerhlerde şu şekilde Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına da saygı duyulması çerçevesinde buna destek veriyoruz diye konuşmuştu. Hem Peskov hem de Sergey Lavrov Dışişleri Bakanı hatırlarsanız geçen hafta. Dolayısıyla Rus tarafı bu meyanda Türkiye'yi destekler açıklamalar yapıyor. Ancak tekrar yineliyor. Adana mutabakatını hatırlatıyor. 98'de Türkiye ile Esad rejimi tarafından, baba Hafız Esad rejimi tarafından imzalanan o mutabakatı hatırlatıyor. Bir şekilde Türkiye ile Suriye rejiminin iletişim halinde olmasını istiyor. Buna Amerika'nın karşı çıktığını, Amerika'nın iki taraf arasındaki iletişimi engellediğini iddia ediyor Rus tarafı. Türkiye ise tabii ki orada en büyük tehdit artık DAEŞ olmadığına göre, IŞİD olmadığına göre YPG, PKK tehdidi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan en somut öneriyi getiren lider. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Ruhani Putin-Erdoğan görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 480 kilometrelik ve 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölgeyi kurup orada gerekirse mülteci şehirleri açmayı, orayı mamur etmeyi önermişti liderlere. Dolayısıyla Rusya bu anlamda destek veriyor. Özellikle Amerika'nın bölgeden çekilmesi anlamda Türkiye'nin o bölgede etkin olması konusunda destek veriyor. Ancak şartlar koyuyor, şerhler koyuyor. Dediğimiz gibi Suriye rejimiyle Türkiye'nin bir şekilde koordine içine girmesini, iletişim halinde olmasını istiyor ve Suriye'nin toprak bütünüyle beraber egemenlik haklarına saygı duyulmasını istiyor Rus tarafı Coşkun Özen. Eşref Yalınkılıçlı, aslında Moskova bugünlerde bir başka ülkeyle arasındaki o krizi aşmakla meşgul. O ülkede Ukrayna. İki ülke arasında Donbas üzerinden yaşanan tartışma krize dönüştü. Ukrayna Cumhurbaşkanı 2 Ekim'de imzalamıştı. Neyi imzaladı? O Steinmeier formülünü imzaladı. Buna göre Donbas'ta, Ukrayna'nın doğusunda seçim yapılması öngörülüyordu ama bu Ukrayna'da tepkiye neden oldu. Halk sokaklara döküldü. Moskova ile Kiev arasında yaşanan bu gerilim ne anlama geliyor? Donbas niye bu kadar önemli Rusya ve Ukrayna için? Birkaç cümleyle senden alabilir miyiz? Evet, Salı günü Zelenski Steinmeier formülünü imzaladı. Bu formüle göre de Donbas'a özellik tanınıyor. Ancak Başkan Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı, Agit'in müsaadesi olmadan orada seçim yapılmayacağını, Rus tarafının askerlerini veya desteklediği militanları o bölgeden çekmeden herhangi bir seçimin yapılamayacağını taahhüt etse de özellikle Rusya'daki milliyetçi sağ partiler, özellikle eski başkan Petro Poroshenko, eski başbakanlardan Yulia Timoshenko ve tabii özgürlükçü Svobodna Partisi seçmenlerini sokağa dökmüş durumda. Salı gecesinden beri protestolar devam ediyor. Aslına bakarsanız on binlerce insan Kiev'in meydan Najalaznosti Özgürlük Meydanı'nda protesto ediyor Zelenski'nin açılımını. Zelenski'ye bakarsanız tabii ki Zelenski seçim öncesinde verdiği bir söz bu. Donbas bölgesindeki o donmuş krizi halletmek ve Rusya ile ilişkileri tekrar tamir etme sözü. Zelenski aslına bakarsanız bu meyanda somut adımlar atıyor. Üç defa devlet başkanı, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ile de telefonda görüştü. Taraflar geçtiğimiz ay biliyorsunuz 35'e 35 esir değişimi yaptı. Ancak dediğimiz gibi bir şekilde Ukrayna muhalefetinin Zelenski'yi sıkıştırmak için Zelenski'nin Rusya'ya bir imtiyaz tanıdığı şeklinde bu Steinmeier formülü lanse edildi muhalefet tarafından. Zelenski'nin partisi 251 milletvekiline sahip ve anayasayı değiştirmek için yeterli çoğunluğa sahip değil aslında bakarsan. 300 sandalye olması gerekiyor ki Zelenski'nin Donbas formülü, Steinmeier formülü aslında bakarsanız hayata geçsin. Dolayısıyla biz şunu anlıyoruz buradan. Ukrayna'da muhalefet bir şekilde bu Donbas Steinmeier formülünü bahane ederek aslında Zelenski'yi iş yaptırmayacak duruma getirmeye çalışıyor diyebiliriz. Protestolar da bu meyanda. Çünkü Zelenski %70'i aşan bir çoğunlukla seçilmişti ikinci turda hatırlarsanız. Ancak Putin'le yaptığı telefon görüşmelerinde somut adımlar atmayı taahhüt etti. Rus tarafı da iyi niyet göstergesi olarak esir değişimini teklif etti ve bu esir değişimi olmuştu. Rusya ile Ukrayna ilişkilerini tahmin etmek istiyor ancak tabii ki içerideki dinamikler daha farklı olabiliyor. Zaman zaman Batı'nın teyakkuzları Ukrayna üzerinde, zaman zaman Rusya'nın Donbas üzerindeki hakimiyeti ister istemez Ukrayna'daki milliyetçileri de diyebilirim rahatsız ediyor. Özellikle evet.
Yulia Timoshenko bu kararın kabul edilemez olduğunu, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına aykırı olduğunu, aynı şekilde Petro Poroshenko Donbas'ın Kırım'dan sonra Donbas'ın da Rusya'ya satıldığını iddia etmişti. Geçen hafta biliyorsunuz bu Steinmeier formülü imzalandıktan sonra. Özgürlükçü Svobodna Partisi de daha ileri giderek Zelenski'yi vatan hainliğine suçladılar. Buradan anlıyoruz ki Ukrayna muhalefeti bir müddet daha bu karşıtlıklarını Zelenski'ye sürdürecekler. Ancak Zelenski'nin istediği tabii ki Normandiya formatında dört ülkenin bir araya gelip Minsk anlaşmasını hayata geçirmesi. Coşkun Özen. Eşref Yalınkılıç'tan Moskova'dan aldık bilgileri. Moskova Kiev hattında yaşanan krizin ayrıntılarını da aktardı sevgili seyirciler. Şimdi Sırbistan'a gideceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Alma Birnice'nin Bosna muhabirimiz Belgrad'da o ziyareti takip ediyor. Şimdi ona dönelim. Ziyaretin ayrıntılarını ondan alacağız. Arkada da karşılama töreni var gördüğümüz kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan için Sırbistan Sarayı'nda. Detaylar sende Alma Birnice'nin. Coşkun Özen, Sırbistan Sarayı'nda yaklaşık 2 dakika önce karşılandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vučić tarafından. Şu anda ikili görüşmeye geçmek için Sırbistan Sarayı'na geldiler. Türkiye'den büyük de bir heyet aynı zamanda Belgrad'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber. Bu ziyaret 2 günlük ve 4 önemli noktadan aktarabiliriz. Siyasi ekonomik ilişkilerin ileriye taşınması. Üçlü zirve Sırbistan, Türkiye, Bosna Hersek arasında yarın gerçekleşecek ve yine yarın yapılacak otoyol projesinin temel atma töreni. Sırbistan ve Bosna Hersek arasında Saraybosna Belgrad'ı bağlayacak çok önemli bir proje bölge için. Başlıklardan siyasi noktaya değinecek olursak Türkiye ve Sırbistan diplomatik ilişkilerinin tesis edilişinin 140. yıl dönümü aynı zamanda. Bu çerçeveyle bu ilişkilerin nasıl daha ileriye taşınacağı görüşülecek. Burada bakanlar ve heyetteki diğer önemli kişiler de Sırbistan mevkidaşları ile 9 anlaşma imzalayacak. Aynı zamanda Sırbistan Devlet Başkanı Vučić ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmesinin ardından da Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin toplantısı yapılacak. Anlaşmalar imzalanacak. Hemen ardından da buradaki basın mensuplarına açıklamalarda bulunacaklar bugün. Ekonomik ilişkiler boyutunda ise şu noktalara vurgu yapabiliriz. Son dönemde Sırbistan ve Türkiye arasında artan bir ticaret hacmi var. 2018 yılındaki ticaret hacmi 1,3 milyon dolarken bunun önümüzdeki yıllarda 10 milyar dolara taşınması hedefleniyor. Tabi burada açılan Türk şirketlerin otoyol projesinin de buna katkısı olacak. Yarın bir aynı zamanda fabrika ve 5 Türk şirketinin daha açılması söz konusu olacak. Şu ana kadar Sırbistan'da 500'den fazla Türk şirketi işlerini sürdürüyor ve 8000'den fazla kişiye de istihdam vermekte Sırbistan'da. Yine diğer bir nokta 2010 yılından düzenlenen Bosna Hersek Sırbistan Türkiye arasındaki üçlü zirve ki bu bölgesel işbirliği için oldukça önemli. Yarın burada Bosna Hersek'in Devlet Başkanlığı Konseyi, Boşnak Sırp ve Hırvat üyeleri de olacak. Otoyol projesine de değinecek olursak şu anki Saraybosna Belgrad 5-6 saat yaklaşık süren yolculuğu 2 saate indirmeyi hedefleniyor bu otoyol projesiyle. 2 güzergahtan yapılacak ve Türkiye'nin bu anlamda da kredi desteği olacak. Geçtiğimiz Aralık ayında Sırbistan hükümeti ve Taşyapı'yla imzalanmıştı anlaşma ve yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı temel atma töreni de Sremskaraça-Kuzmin güzergahı için olacak. 17 kilometrelik bir kısım ve bu kısmın da 250 milyon euro olacağı tahmin ediliyor. Bütün otoyol projesi de 1 milyar eurodan fazla olacak ve tüm bu gelişmeler de bu 2 günlük Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretinde konu olacak diyelim ve sözü Belgrad'dan Ankara'ya bırakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Belgrad'da ziyaretinin ayrıntılarını Alma Birnice'nin aktardı. Sevgili seyirciler, Irak'ta günlerdir süren protestolarda bilanço giderek ağırlaşıyor. Dün gece çıkan olaylarda 15 kişi daha hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.
Ülkede son bir haftada ölenlerin sayısı 100'ü geçti. 6000'in üzerinde kişi de yaralandı. Şimdi Erbil'e gidelim. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Arslan karşımızda. Irak'ta son bir haftada yaşanan bu olaylar durulacak gibi gözükmüyor. Hükümetten önemli adımlar da geldi. Bağdat valisi görevden alındı. Başbakan reform paketi açıkladı. Yenilerini açıklamak üzere belki de, ama Irak'ta gösterilerin son durumu nedir? Detaylar nelerdir? Senden alalım. Evet, bahsettiğiniz gibi o protestolar devam ediyor. Salı gününden itibaren başlayan protestolarda şu ana kadar 104 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına dayanarak ifade ediyoruz. 6107 kişi de yaralandı. Bunların içinde güvenlik görevlileri de var. 51 kamu ve özel kurum, aynı zamanda 8 parti binası ve 2 polis kontrol noktası da yakıldı bu protestolar döneminde. Hemen akabinde meclisi bir araya getiremeyen, toplayamayan merkezi Bağdat hükümeti de Bakanlar Kurulu kararıyla bir dizi reform kararı aldı. Bunların içinde 4 hafta içinde 17 bin arsanın ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, 100 bin konut inşaatı, aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelere, işsizlere aylık 140 dolar civarında 3 aylık bir maaşın bağlanması, yine çiftçilere destek anlamında birçok avantajlar ve 600 bin aile tespit edilerek bunlara çeşitli sosyal yardımların dağıtılması, protestolarda hayatını kaybedenlerin şehit olarak sayılması ve şehitlere tanınan tüm hak ve imtiyazların da bunların ailelerine sağlanması ve diğer taraftan protestolarda yaralananlara da devlet tarafından tedavilerinin karşılanması gibi paketler açıklandı. Diğer taraftan sizin de ifade ettiğiniz gibi Bağdat valisi görevden alındı. Bakanlar Kurulu kararıyla hemen ardından istifası istendi. İstifa etmesi talep edildi. Vali Fellah El Cezayir'i dün itibariyle istifa etti ve aday başvuruları başladı. 5 gün içerisinde başvurular değerlendirilecek. 5 günün sonunda da yeni vali göreve başlayacak gibi görünüyor. Diğer taraftan Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı, şu an Bağdat'ta temaslarını gerçekleştiriyor. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih başta olmak üzere Başbakan Adil Abdülmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed Harbusi ile şu an görüşmeler gerçekleştiriyor. Görüşmelerin ana teması Bağdat ve Moskova ilişkileri, diğer taraftan gündemdeki son gelişmeler ve ekonomik gelişmeler. Diğer taraftan Sergey Lavrov'un bu görüşmenin hemen ardından, Bağdat ziyaretinin hemen ardından Erbil'e geçmesi bekleniyor. Diğer taraftan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi bugün çok önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kentte yapılan gösteriler ve son gelişmeler ele alındı. Aynı zamanda Bakanlar Kurulu kararı sonrası alınan reform paketi açıklandı Abdülmehdi tarafından. Dünden itibaren biraz daha gevşemiş gibi görünüyor, ancak protestolar halen devam ediyor. Çünkü halk sadece verilen sözlerin, söz verilmesini istemiyor. Bu verilen sözlerin aynı zamanda yerine getirmesini talep ediyor. Bunun beklentisi içinde görünüşe göre bu protestolar bir süre daha devam edecek. Yavuz Sondaj faaliyetlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından verilen ruhsat sahasında sürdürecek. Şimdi Lefkoşa'ya gidelim. Önemli bir bilgi Enerji Bakanı açıkladı sabah saatlerinde. Detaylarını Lefkoşa muhabirimiz Olcay Kıraş'tan alacağız. Yavuz gemimiz orada sondaj faaliyetlerine yeniden başlayacak. Bu tabii ki Rum kesimini ve Yunanistan'ı kızdırmış durumda. Oradan da tepki açıklamaları geliyor. Detayları senden alalım. Teşekkürler Coşkun Özen. Rum tarafının ve Yunanistan'ın tutumu aslında daha öncekinden farklı değil. Bildik tutumlarını sergiliyorlar. Özellikle Türkiye'nin buradaki faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia ediyorlar. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de var olmayan bir devlet olduğundan yola çıkarak Doğu Akdeniz'de yalnızca Rum tarafının hidrokarbon kaynakları üzerinde herhangi bir faaliyet gösterebileceği yolunda açıklamalar geliyor. Ama tabii ki başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri olmak üzere bu açıklamalara, bu yaklaşıma tepkiler de gecikmiyor. Özellikle Dışişleri Bakanı
Kudret Özersay'ın önceki gün yaptığı bir yazılı açıklama vardı. Son derece dikkat çekiciydi. Eğer Yunanistan bir uluslararası hukuka aykırı durum görmek istiyorsa doğru yere baksın. Rum tarafının faaliyetlerine baksın. Dedi ki aslında Birleşmiş Milletler'in de altını çizdiği hem adadaki hem de adanın etrafındaki doğal zenginliklerde her iki toplumun da eşit miktarda hakkı vardır konusu hatırlanınca Rum tarafının tek yanına attığı adımların da uluslararası hukukla ne kadar bağdaştığı kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Yalnızca kendini Doğu Akdeniz'in sahibi gösteren bu zihniyet uluslararası firmalarla anlaşmayı yapıyor ki zaten Yunanistan Başbakanı Sayın Mitsotakis de yarın Mısır'a gidecek ve Yunanistan-Mısır-Rum yönetimi üçgeninde özellikle hidrokarbon kaynakları konusunda bir takım yeni anlaşmalar ve görüşmeler gündeme gelecek. İşte burada da zaten hemen anlaşılacağı üzere Doğu Akdeniz'de Rum yönetimi birlik tutumunu sergiliyor ve bunun karşılığında da Türkiye hem kendi çıkarlarını hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını korumak için gerekli adımları atıyor. Kaldı ki bu bölgenin yani Güzelyurt 1 adı verilen parselin Rum yönetimince 7. parsel olarak adlandırılıp Münhasır Ekonomik Bölge ilan edilmesi aslında doğrudan bu çıkmazın, bu gerilimin başlıca nedeni. Çünkü Türkiye'nin kendi kıta sahanında ilan ettiği bir Münhasır Ekonomik Bölge'yi kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi ilan ederek zaten burada bir gerilimin tırmandırılacağı sinyalini açık bir biçimde vermişti daha önce Rum yönetimi. Şimdi Yavuz o bölgede 230 metre uzunluğu, 39 metre genişliği ile 13 bin metreye kadar derin sondaj yapabilen, 6 metreye kadar dalgalara karşı koyabilen ve 6 metre dalgada bile bu sondaj faaliyetlerini yürütebilen son teknolojiyle donatılmış Yavuz sondaj platformu ya bugün ya yarın yani en kısa süre içerisinde ilk matkabı vuracak ve sondaj çalışmalarına başlayacak. Bu da aslında gerek Türkiye'nin gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi uluslararası hukuktan doğan hak ve çıkarlarını korumak için ne kadar kararlı olduğunu en önemli göstergesi Coşkun Özen. Olcay Kıraç'tan aldık Lefkoşa'dan bilgileri. Yavuz gemimizin yapacağı bu sondaj çalışmalarından müjdeli haberleri dört gözle bekliyor olacağız. Kıbrıslı Türkler bir kez daha şehitler için gözyaşı döktü sevgili seyirciler. 45 yıl önce katledilen Kıbrıslı Türklerden 21'inin daha kimliği belirlenerek törenle toprağa verildi. 14 Ağustos 1974'te Rum ordusu destekli EOK militanları Atlılar, Muratağ ve Sandallar köylerinde büyük bir katliam gerçekleştirdi. 126 sivil hunharca katledilip toplu mezarlara gömüldü. Şehitlerin en küçüğü 26 günlük bir bebekti. Kayıp Şahıslar Komitesi'nin girişimiyle şehitlerin kimlikleri DNA testleriyle belirleniyor. Bugüne kadar 93 şehit kimliği tespit edilerek şehitlikte toprağa verildi. 33 şehitten geriye kalanlarsa kimlik tespit çalışmasının ardından toprağa verilecek. Sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle bir ülke daha İran'la çalışmayı bıraktı. Çin Devlet Petrol Şirketi 5 milyar dolarlık doğalgaz anlaşmasından çekildi. Washington ve Pekin yönetimleri arasındaki ticaret görüşmeleri devam ederken ABD'nin İran'a yaptırımlarından Çin de etkilendi. İran gaz sahasından çekildi. Açıklama İran Petrol Bakanı Bijan Zangeneh'ten geldi. Çin Devlet Petrol Şirketi'nin dünyanın en büyük doğalgaz sahası olarak bilinen Güney Pars'tan çekildiğini söyledi. İran Petrol Bakanı projede %30'luk hisseye sahip Çinli şirketin 5 milyar dolarlık anlaşmada artık yer almayacağını belirtti. Tahran'ın projeyi tek başına tamamlayacağını kaydetti. Anlaşma Güney Pars doğalgaz sahasının İran'ın karasuları içinde yer alan bir bölümünün üretime açılmasını öngörüyordu. Anlaşmadan neden çekildiği konusunda Çin yönetiminden bir açıklama gelmedi. Çin'den önce de aynı anlaşmadan bir Fransız petrol şirketi çekilmişti. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ise ABD'nin yaptırımlarını eleştirdi. Yaptırımlar nedeniyle yatırım alanında çok sayıda sorunla karşılaştıklarını ifade etti. Kazakistan'a gideceğiz. Şimdi Kazakistan sivil havacılığı güçlendiriyor. Bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında sivil havacılık konusu masaya yatırıldı. Peki başka hangi konular gündeme geldi? Şimdi bunları soracağız. Dönelim Nursultan'a. Muhabir arkadaşımız Güzel Zaytova karşımızda. Bugünkü o toplantının, önemli toplantının ayrıntılarını, öne çıkan başlıkları ondan alacağız. Kazakistan başkenti Nur-Sultan'da Bakanlar Kurulu toplantısı bugün gerçekleşti. Başbakan Asgar Mamin'in başkanlığında yapılan toplantının ana gündem maddesi
sivil havacılık oldu. Asgar Mamin, Kazakistan'da sivil havacılık güçlendirilecek dedi. Uçakla yolculuk yapan insanların sayısının arttırılması gerektiğini de ifade etti. Bunun için bilet fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini, hem iç hem dış sefer sayısının arttırılması ve varış noktaların sayısının arttırılması gerektiğini belirtti. Asgar Mamin bu bağlamda önümüzdeki yıl Kazakistan'da mevcut dış hatlara ilaveten iki yeni uluslararası hat ilave ediliyor. Bunlar Singapur ve Şangay. Kazakistan havayolu şirketleri tarafından Singapur ve Şangay'a direkt uçuş seferleri gerçekleştirilecek. Bu arada toplantıda Mamin tarafından müjdeli bir haber de oldu Coşkun Özen. Kazakistan'da ucuz hava taşımacılığı için kurulan Fly Aristan havayolu şirketinin sefer sayısının artış kaydettiğini belirtti. 28'den 80'e çıktığını söyledi. Toplantıda Asgar Mamin New York'a da direkt uçuş yapabilmek için gerekli prosedürlerin başlatılması gerektiğini ifade etti ve bu konuda talimatlar verdi. Toplantıda Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beybud Atamkulov ise önümüzdeki yıl Kazakistan'da sivil havacılık eğitim merkezi açılacağını belirtti. Bu merkezde mevcut pilotlara eğitim verilmesinin yanı sıra uluslararası standartlara uygun olarak yeni pilotlar da yetiştirilecek. Evet, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yarın Kazakistan başkenti Nur-Sultan'a 2 günlük resmi ziyaret için gelecek. 2 gün burada bulunacak. Bu haber bugün Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında duyuruldu. Dediğimiz gibi Nur-Sultan'da 2 gün bulunacak Lavrov. Resmi ziyareti kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev'in yanı sıra Kazakistan Dışişleri Bakanlığı ile de bir araya gelmesi öngörülüyor. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda ele alınacağı bildirildi. Diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, Nur Sultan'dan Güzel Zaytova aktardı Kazakistan gündeminde öne çıkan başlıkları. Sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hakkındaki azil soruşturması derinleşiyor. İkinci muhbir de soruşturmaya katıldı. Bu arada Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı ile telefon görüşmesini Enerji Bakanı'nın talebiyle yaptığını söylediği belirtiliyor. Öte yandan ABD Başkanı Trump hakkında azil soruşturması başlatanları vatana ihanetle suçladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için azil yolunu açmak üzere başlatılan soruşturma derinleşiyor. Soruşturmanın başlatılmasına neden olan ilk muhbirin avukatı Mark Zaid, ikinci muhbirinde baş müfettişle görüştüğünü açıkladı. İkinci muhbirinde tıpkı ilki gibi istihbarat yetkilisi olduğu belirtildi ama hangi konularda bilgi verdiği açıklanmadı. İlk muhbir Ukrayna ilişkileri ve Zelenski ile telefon görüşmesine dair verdiği bilgilerle soruşturmanın başlatılmasına ön ayak olmuştu. İkinci muhbirin telefon görüşmesinin içeriğine dair daha net bir takım bilgilere sahip olduğu belirtiliyor. Bu arada bir federal yargıç Beyaz Saray'a Trump'ın tüm liderlerle yüz yüze ve telefon görüşmelerine ilişkin kayıtları saklaması talimatı verdi. Öte yandan Trump'ın Zelenski ile telefon görüşmesini Enerji Bakanı Rick Perry'nin isteğiyle gerçekleştirdiği iddiası ABD basınında yer aldı. İddia Donald Trump ya da Cumhuriyetçi Parti tarafından yalanlanmadı. Trump'la partisinin önde gelen senatörü ve 2012 yılının başkan adayı Mitt Romney arasında gerginlik artıyor. Romney, Trump'ın telefon görüşmesini eleştirmesinin ardından Trump, Cumhuriyetçi senatöre ateş püskürdü. Cumhuriyetçi Parti içindeki popülaritesinin %95 olduğunu belirten Trump, "Demokratlar Romney gibi bir tipe sahip olmadığı için şanslı, birbirlerine bağlılar." dedi. Cumhuriyetçi Parti'de daha önce 2 senatör daha Trump'ın Zelenski ile telefon görüşmesini kaygı verici olarak nitelendirmişti. Öte yandan ABD Başkanı Trump hakkında azil soruşturması açan Temsilciler Meclisi'nin önemli isimleri Nancy Pelosi ve Adam Schiff'i vatana ihanetle suçladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Pelosi ve Schiff'le ikiliye yardım eden herkesin görevinden azledilmesi gerektiğini savundu. Sevgili seyirciler, Hong Kong'da göstericilere getirilen maske takma yasağı işe yaramadı. Göstericiler maskeleriyle yine sokaklara döküldü. Yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle çok sayıda gösterici tutuklandı.
Hong Kong'da sömürge döneminden kalma maske takma yasağı yeniden uygulanmaya başlandı. Hong Kong baş yöneticisi Carrie Lam'in gösterilerde maske takanlara hapis ve para cezası getirmesi protestocuları engelleyemedi. Göstericiler yağmura rağmen meydanlara maske takarak çıktı. On binlerce protestocu maske takmak suç değildir sloganları eşliğinde yürüdü. Hong Kong Yüksek Mahkemesi maske yasağının engellenmesine yönelik bir başvuruyu ise reddetti. Son şiddet olayları nedeniyle metro ve tren seferleri kısmen yapılabildi. Alışveriş merkezlerinin çoğu da kapalıydı. Halka evlerinden çıkmamaları ve pencerelerini kapatmaları uyarısında bulunuldu. Güvenlik güçlerinin toplanmaya çalışan kalabalığa zaman zaman biber gazı attığı görüldü. Göstericiler güvenlik güçleriyle çatıştı. Çatışmalarda onlarca gösterici maske yasağına muhalefetten tutuklandı. Maske yasağından sonra yayınlanan bir videoda sosyal medyada hızla yayıldı. Videoda genç bir kız yasağı aşmak için bulduğu yöntemi gösteriyor. Kız uzun saçını yüzünü kapatacak biçimde örüyor. Tamamlanan örgüyü maske haline getiriyor. Gerçekten müthiş bir yöntem bulmuş protestocu genç kız. Sevgili seyirciler, bu haberle birlikte bugün de Avrasya gündeminin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız. Hoşçakalın.